gözleme bırakmayın. Bir de çöp toplamak için çıkmayalım buraya. Şu kiriş kovalarını da alın. Çabuk. Eh be çocuklar. Nereye çıkmışsınız böyle? Hiç sorma Nedim abi. Nelerle uğraşıyoruz ya. Selam çocuklar. Hey. Foto gelmiş millet. Hey. Komutanım bir fotoğraf çektirelim komutanım, mi? Bir daha ne zaman çıkacağız buraya ya? Çektirelim vallahi ya. Çektirelim be komutanım. Vallahi iyi olur. Biz buraya niye geldik sanıyorsunuz aslan parçaları? Hadi bakalım. Ne çektirecekseniz çektirin. Çabuk olun ama hadi. Hadi koşun. Çocuklar kıpırdamayın. Düzgün durun. Duruyorduk da. Nasıl Nedim abi? Böyle iyi mi? İyi. Yazı gözüküyor değil mi? O kadar emek verdik. Hepsini alamam koca yazının. Alırsın. Şşt, beni bozma lan. Ya neyse işte yap bir şeyler. Şöyle kıyısından köşesinden alıver işte be. Ya bırakın şu konuşmayı da poz verin. Hadi. Emredersiniz komutan. Kıpırdamayın çekiyorum. Bendesiniz çocuklar buraya bakın. Aynen hospitale ameliyat. 10 gün istirahatti. 30 gün hava değişti oraya. Sonra geri gel oraya. Bende de var mıdır acaba ya? Ben bir gidip revire görürsem abi beni de ameliyat alırlar mı acaba? O iş şansa bakıyor tertip. Yapma ya. Nerede çıkıyor bu? Aha bak tam burası. Böyle de çıban gibi bitiyor. Gerçi doktor kesip alıyor. Anlayacağın kestaneyi çizdirdik. 40 gün teselli izni. Çok acıyor mu peki ya? Ya acıyor. Yani hiç fiziki acı hissetmiyor. Lakin maneviyat de amigo. Maneviyat. Ameliyat diyor. Çizdiler diyemiyor. Merhaba çocuklar. Ne haber Foto? Nasılsın? İyiyim Mehmet sen? O bella donna, signora Foto Romano Fattore. Vay Seyfi Çavuş geçmiş olsun. Ameliyat olup hava değişimine gitmişsin. Ya hadi bakalım çak bir deklanşöre de alem çakı gibi çavuş görsün. Ha? Peki. Nasılım? Mehmet sen çekil. Hadi ama dergiye kapak olmayacaksın. Hiç belli olmaz. Bakarsın meşhur olurum. Tamamdır. Yarın alırsın. Ya makineyi Mehmet'e ver de bir de ikimiz birlikte çektirelim ha. Foto oraya. Ben fotoğrafçıyım. Konu mankeni değil. Yapma ya. Hatıra işte. Bakıyorum İtalyancayı bırakıp Türk erkeği yoluverdim bir anda. Ben Almancı mıyım ki yurt dışına gidince Türkçeyi unutayım? Biz gurbetçe gitmedik İtalya'ya. Evelallah top oynamaya gittik. 80 bin kişilik statta da golümüzü attık geldik. Ne haber? Ha? Tabii doğru söylüyor. Cimbo'nun Juventus deplasmanına gitmiş. Maçtan önce sahaya inmiş. Boş kaleye topu yuvarlamış. Polisler de bunu alıp dışarı atmışlar. Tabii oğlum. Bugüne bugün biz ülkemizi İtalya'da temsil ettik. Tabii. Temsil değil rezil etmişsin rezil. Benim. Fotoların fotosu. Benim. Bekle. Bekleyemem. Solarız. Ne diyor bu ya? Banyo yapıyorum. Saatler olsun. Derdin ne senin? Affedersin Fato'ya. Of. Burada da mı rahat yok? Foto bunlar senin için. Hiçbir şey görmedim. Vallahi. Çıplak mısın? Ne çıplağı? Giyiniksin ama sen. Fotoğrafları banyo ediyorum. Şaşkın. Al o zaman çiçeklerle kokulu banyo edersin. Vedat, daha fazla saçmalayacaksan babamı da çağıralım bu sohbet ediyorum. Ne dersin? Yok ya. Ben için. Yani gerçekten. Ya hani fotoğraf için çiçek, bitki. Fotosentez. Biz de seninle sentez foto. Of, tamam Vedat ver şunları. Sen gidip başla fotosenteze. Beynin oksijen gider belki biraz. Abi tamamdır bu iş. Ben kuruyorum çadırı. Defol. Oksijen çadırı. filmler yandı işte ya. Oh solo mia. Bu ne ya? Come on with me. Kiss me my darling. Kiss me, kiss me. Oh bella signora fotoromana fattore. Bunları senin için dalından tek tek yoldum. Gerçi bu çiçekler senin yanında solgun birer not kalacaklar ama küçük hanım. Oh teşekkür ederim küçük bey. Zira paşa babam da çok duygulanacaktır bu çiçekleri görünce. Oh mamma mia. Güzel olduğunuz kadar tehditkarsınız da. Hı? Çav, çav. Hadi canım. Of. Bir banyo odası rica ettik. Botanik bahçesine döndü burası resmen. Hadi oğlum Mehmet ya. Sürekli durursan kız gidecek. Yardım et Allah'ım. Mehmet? Şey Foto. Ben geçiyordum buradan. Kapı menteşe. Duvar şey oldu da onun için. Ben şey oldum o yüzden. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Şu çiçekleri alır mısın benim için? Ne? Nasıl yani? Ya Sinyor'la terliksi getirdi. Ya bir vazo bulup koy da bir işe yara bari. Anlıyorum. Sağ ol. Çayını içmiyorsun. Aman boş ver canım istemiyor. İçim çok sıkılıyor. Bak istersen bir fotoğrafını çekeyim ha? Bu elbiseyle çok güzel çıkarsın. Hadi hadi geç şöyle. İstemiyorum Fato. Yapma ama böyle. Ya tamam Ferit biraz kaba bir çocuktur. Herkesle böyle konuşur. Ben herkes değilim. Aman Ferit'i niye bu kadar kafana takıyorsun anlamadım. İnanmıyorum. Ferit'e aşık mı oldun yoksa? Yok öyle bir şey. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama görür o. Ona öyle bir şey yapacağım ki aklı başından gidecek. Hadi hadi. Ya yapma Allah aşkına ya. Çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur? Neden çekmeyecek? Hay Allah'ım ya. Bir de maskara olduk millete ya. Ah Suzi. Ah koş aptal kafa koş. Yavaş yavaş. Bizim salakların yaptıklarını duydun mu? Duydum. Az ceza vermişler yine. Hele Ferit'inki. Gidip alay sancağını çalmış ya. İnanabiliyor musun? İntikamım kötü olacak demiştim sana. Sen mi yaptın? Hı. Odanın ve dolabın anahtarlarını verdim. Suzan, ne yaptığını sanıyorsun sen? İnsanlara kaba davranmanın cezası budur işte. Ferit'in askerliği yanabilirdi. Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen bu işi? Sadece şakaydı. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Sen gerçekten şımarığın tekisin. Ya gitme Foto. Dinle bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Ya Ferit hapse girebilirdi. Askerliği yanabilirdi. Ama senin umurunda değil. Levent Üsteğmen nasıl bağırdı ona biliyor musun? Hatta sordu kim verdi anahtarları diye. Ama Ferit çaldım diye bütün suçu üstlendi. Merhaba Foto. Selam. Fotoğraflarını getirdim. Fotoğraflarım mı? Hangileri onlar? Hani şu etekli olan. Ne diyorsun sen ya? Yak hemen bunları. Birinin eline geçerse yanarım ha. Ne fotoğrafıymış ola? Yok, yok bir şey. Fotoğraflarımı getirmiş. Vallahi ben bilmem. Ya satın al ya da bunları satacak birini bulurum. Dur ya. Şimdi üzerimde para yok. Birazdan nöbeti devredince alırım, tamam mı? Buyur. Geldi işte. Hele dolma, fotoğrafına fotoğraf. Git adur. Oğlum başlama yine şu ağızlara. Sen ne giriyorsun be? Biri morardı da. Bakayım ben hele şu fotoğraflara. Hayır bakma. Ohohoho. Vedat Efendi'nin genç kızlık fotoğrafları ha. Fato ne yaptın ya? Fotoğraflarını alacaksan işin bitince hemen gel. Tamam geleceğim. Hiç bekleme Fato. Çavuşu olarak onu biraz işe koşturacağım bugün. Nöbetçiler gel. Çekiyorum. Kıpırdamayın. Teşekkür ederim Fato. Ne zaman alabilirim? Öğleden sonraya yetiştirmeye çalışırım. Tamam sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen haklıydın. Özür dilerim Fato. Önemli değil. Küs müyüz? Yo. Ne oldu? Bir şey mi oldu ki? Çok şey oldu. Kendimi affedemiyorum. Bakıyorum. Büyümeye başlamışsın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ferit'in vereceği cezayı bekliyorum. Haklı vallahi. Çocuğa alay sancağını çaldırdın resmen. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın? Vallahi bilemiyorum. Düştük eline bir kere. Aman dillerine düşme de benim çektiklerimi görüyorsun. Demek yarıştan haberin var. Yarış mı? Ne yarışı ya? Vedat'la Seyfi'nin arasındaki yarış. Bu yarış niçin yapılıyor? Senin için. Yani kazanan beni alacak. Hı. Olmaz öyle şey! Bu iş burada bitecek! Haklılar abi. Bu iş burada bitecek. Bir kazanan olacak ki Fato'yu alacak. Vay be! Millet beni kapışıyor, benim haberim yok. Helal olsun sana da Ferit. Demek kazanan beni alacak ha? Ya Fato ben... Bak sadece şakasına yani bu... Tamam rahatsız olmayın. Hadi bakalım. Devam edin pehlivanlar. Ya biz... Şaka olsun diye. Ya şaka işte. Devam edin yoksa ben girişirim şimdi ikinize de. Evet yani şaka da yapar. Kırmızı alarm. Yetişin beyler. Ne oldu Gökhan? Şey oldu. Ahmet Başçavuş şeyi fark etti. Hani var ya şey. Görmedi ama şüphelendi. Eyvah. Las Çavuş herkes koğuşa gelsin dedi. Abicim hemen gidelim durum çok kötü yürü. Durun bakalım. Kimse bir yere gitmiyor. Durum acil Fato gitmemiz lazım. Vallahi. Siz gidin. Bu iki pehlivanla benim görülecek hesabım var. Abi yürü. Hadi abi. Mehmet de kalabilir mi Fato canım? O hakem de. Oo, bir de hakem var ha. Süpermiş. Hakem kalsın bakalım. Geç otur yerine. Yap bakalım hakemliğini. Geç. Hadi bakalım pehlivanlar. Maharetlerinizi görelim. Hadi. Bu mu be erkekliğiniz ha? Dur Fato. Bekle yeniyorum şimdi. Nereye yürüyorsun oğlum? Az kaldı tuş yapmama. Ya yeter be yeter. Sizden olsa soytarı olur. Hadi bakalım Mehmet. Hangisi kazandı söyle. Hadi. Ne diyordu Ferit? Bugün burada bir kazanan olacak. Hadi be Mehmet. Gördün işte ben daha iyi güreştim. Oğlum beni seç oğlum. Kankayı seninle. Akıllı ol yazıcı. Az kıyam olmadı sana hasta yatağında yatarken. Ulan oğlum az mı dolaştık çarşıda beraber? Hadi Mehmet söylesene. Söyle de önce kimi döveceğimi Ya aslında ben pek de iyi güreşemedim. Ya kardeşim ben terlik istirahatliyim zaten. Güreşmem bile hataydı. Ya. Beni kimin kazandığını öğrenmek istiyorum. Hadi konuşsanıza. Kim ne kazandı? Beni mi? Bana bakın bana. Ben insanım be. İnsanlar yarışılarak kazanılmaz. Kalple kazanılır, kalple. Yeter be, yeter. Ya kimse kazanmadı seni zaten. Kimse kazanamadı. Ne oldu? Sen de bu yarışın hakemi değil misin? Niye derlendin böyle? Niye mi? Niyesi bende saklı Foto. Oyun mu bu ya? Aşık olan adam böyle soytarılıklar mı yapar? Kim kazandıysa kazandı işte. Hiçbir yarışta hakem kazanmaz zaten.